Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün nefis bir kıymalı pide tarifiyle sizlerleyim. Şimdi sizi bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle pidenin hamurunu hazırlayacağım. Yoğurma kabına 2 su bardağı ılık suyu alıyorum. Su bardağı ölçüm standart 200 ml. Suyun ılık olması önemli. 1 paket instant maya ekliyorum. 1 yemek kaşığı şeker ilave ettim. Karıştırıyorum. Biraz şeker eriyene kadar bekliyorum. 5 dakika kadar. İki yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Ve şimdi ununu ilave edeceğim. Unu kısım kısım ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unu kontrollü kullanmak önemli. Çünkü unun yapısına göre değişebiliyor. Bazen unlar farklı yapılarda olabiliyor. Bu nedenle yavaş yavaş ilave edersek iyi olur. Yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bu aşamada bir tatlı kaşığı da tuz ilave ederek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Bu arada malzeme miktarlarını açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Evet, hamuru bu şekilde toparladım. Bakın, hafif ele yapışan, yumuşak bir kıvamda. Bu aşamada üzerine hava almayacak şekilde kapatarak 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Bu ölçülerle toplamda 13 tane pide çıktı arkadaşlar. Siz kişi sayınıza göre tabii ki miktarları azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Ya da bu şekilde yapıp artan kısmı olursa dip frize koyup istediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp rahatlıkla yiyebilirsiniz. Hamur mayalanırken ben de pidenin harcını hazırlamaya geçeceğim. Karıştırma kabıma yarım kilo kıymayı alıyorum. 3 tane büyük boy soğan kullandım. Eğer soğanlarınız küçükse 5 tane, orta boysa 4 tane kullanabilirsiniz. Sebzeleri doğramak için ben rondo kullandım. Dilerseniz siz elinizde de doğrayabilirsiniz tabii ki. Rondodan geçirdiğim soğanları kıymanın üzerine ilave ediyorum. Altı yedi tane yeşil biber kullandım. Biberleri de çekirdeklerini ve sapını ayırıp onları da rondodan geçiriyorum. Derin dondurucunuzda yazdan hazırladığınız biber ya da domates varsa onları da kullanabilirsiniz. Ya da konserve domates sosu hazırladıysanız o da çok güzel olur. Biberleri de harcın üzerine ilave ediyorum. Üç tane iri domates kullandım. Onları da aynı şekilde harca ilave ediyorum. Bir tutam maydanozu da ince ince doğradım. Onu da ilave ettim. Yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ettim. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı nane. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kırmızı biber. Yarım çay kaşığı kimyon. Ve bir çay kaşığı pul biber ekledim. Ve harcı iyice karıştıracağım. Harcım hazır. Ben soğanlar ve domatesler epeyce susadığı için ek olarak su ilavesi yapmadım. Eğer sizin soğan ya da domatesiniz susalmadıysa harcın kıvamına bakarak bir yarım çay bardağı su ilavesi yapabilirsiniz. Çünkü harç da epeyce sulu ve cıvık kıvamda olmalı. Bu arada pide hamuru da güzel bir şekilde kabardı. Hamurun biraz havasını aldıktan sonra tezgaha alıp bezeleri ayıracağım.
Tezgaha biraz un serperek hamuru biraz yoğuracağım. Sizin de gördüğünüz gibi hamur epeyce ele yapışan bir hamur, çok yumuşak. Daha fazla un eklemeye gerek yok. Açarken un eklememiz yeterli. Bu sayede pideler lokum kıvamında hamura sahip olacaklar. Hamuru toparladıktan sonra bezeleri ayıracağım. Mandalina büyüklüğünde 13 bezeye ayırdım. Evet, bezeleri hazırladıktan sonra üzerine örtüyorum ki kurumasın. Şimdi tekrar tezgaha un serperek bezeleri uzunlamasına açmaya başlıyorum. Hamur o kadar yumuşak ve o kadar esnek ki çok kolay bir şekilde açılıyor zaten. Sizin de gördüğünüz gibi çok ince bir şekilde hemen açıldı. Kalınlığını da size göstermek istiyorum şimdi. Bakın ne kadar ince. Bütün bezeleri aynı şekilde açacağım. Sizin de gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde açılıyor. Çok da hamur açmayı bilmeye de gerek yok. Çok pratik bir şekilde evimizde nefis pideler hazırlayabiliriz. Hamur çok ince olduğu için içine de ben bolca iç harç koyduğum için tepsinin üzerinde hazırlamayı tercih ediyorum. Oradan oraya taşımak zor olmasın diye. Açtığım hamuru fırın tepsime yerleştirdim. Ve istediğim miktarda iç harcı hamurun üzerine yayıyorum. Kenarlarından içe doğru kapatıyorum. Uç kısımlarını da birleştirerek pide şeklini veriyorum. Diğer açtığım hamurları da aynı şekilde tepsinin üzerinde yerleştirerek pidelerimi hazırlıyorum. Evet, ilk parti pidelerim hazır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Ben ilk tepsimi yumurtalı olarak hazırlamak istedim. Bir yumurtayı çırpıyorum. Pideler pişmek üzereyken fırından çıkartıyorum. Ve çırptığım yumurtayı hepsinin üzerine paylaştıracağım. Ve yumurta pişene kadar bir 5 dakika daha pişireceğim. Evet, ilk parti pidelerim fırından çıktı. Çıkar çıkmaz kenarlarına tereyağı sürüyorum. Bu arada hemen diğer tepsiyi de fırına attım. Sıcakken üzerlerine de birer parça tereyağı bırakıyorum. Lezzetine lezzet katmak için. İlk parti yumurtalı pideler nefis bir şekilde hazır. Bu arada ikinci tepsi de pişti. Pişer pişmez onların üzerine de tereyağı gezdiriyorum aynı şekilde. Bütün pidelerimi aynı şekilde pişiriyorum. Gerçekten çok nefis bir pide oldu. Eğer evde pide yapmayı denemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Evde hazırlanan her şey çok lezzetli. Pide de aynı şekilde kesinlikle dışarıda yediklerimizden çok çok daha lezzetli olduğunu size garanti edebilirim. Bakın size de göstermek istiyorum. Lokum kıvamında nar gibi kızardı. Nefis bir pide oldu. Umuyorum ki tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın.
Kanalıma abone değilseniz abone olun ki yeni tariflerimden haberiniz olsun. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.